Beyaz perdenin ve televizyon dünyasının taçsız kraliçesi. Aa, yok canım. Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı. Ben mi? Şov dünyasının süperstarı. Aa, çok teşekkür ederim. Afet İdevran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... Aa, o ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of, tamam, orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen, Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, mümtaz kişilik, soyulmaz erkek Mustafa Kotan'la Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın, günaydın, günaydınlar. Süper FM'in süpersonik dinleyicileri. Biz yine mikrofonlarımızın başındayız. Harika bir gün olsun inşallah. Taptaze bir günün sabahından günaydınlar. Günaydın. Sana da günaydın Guntik. Herkese kucak dolusu günaydınlar. Ay canım. Nereden geliyor mutluluk bakayım? Para mı buldun yerde falan? Yoo. Hadi hadi bırak. Ne alakası var Zuhal? Hadi yeme beni. Hadi be, senden hiçbir şey kaçma. 5 TL buldum. Bu mu şimdi yani? 5 TL için bu mutluluk? Ya her sabah vereyim sana 5 TL böyle mutlu olacaksan. Vermeyen ne olsun? Ne olsun? İşte ben sana soruyorum, ne olsun? Ya sabahın köründe 5 dakika dayanamadan yine emdin bütün enerjiyi ya. Bence 5 TL konusundan kopmamalıyız. Ya Allah aşkına, sen iyi ol, ben sana 10 lira da vereceğim. Vermeyen ne olsun? Mustafa, senin sorunun ne biliyor musun? Ne Zuhal? Seni bir böyle bir hafif bir şey yapmak lazım. Böyle bir nöbetçilere göndermek lazım. Galiba sabah nöbetini almamışsın sen henüz. Benim gibi sevimli bir insana nasıl kıyarsın? O pandan benim. Uyu 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 uyu. Cidden çok sevimlisin. Radyo etmiyor bunu. Bunu rica etsem televizyonda söyler misin? Valla insanlar diyorum ki havam olsun biraz da. Zuhal Topal diyorum, benim çok yakın arkadaşım diyorum, inanmıyorlar. Niye? Ne bileyim, Zuhal Topal öyle hatalar yapmaz diyorlar. İnsanlar seni bence çok iyi tanıyor yani, hiç kasma. Yine kaybettik ya. Aç da kaybeden maddi açıdan kazanırmış. Boş ver. Hadi ver o zaman 10 TL. Ne yapacaksın 10 TL'yi? Kol böreği alacağım. Allah, ne yapacağım Allah Allah. Ya. Efendim, saatlerimiz 9'u göstererek mikrofonlarımızın başındayız. Ya bu adam sırf size bu zahmet olmasın diye güne 10 TL zararla başladı. Vallahi billahi, hiçbir yere ayrılmayın. Güzel bir şarkıdan sonra tekrar buradayız. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Bakalım nereye geldi? Şişli. Yeter artık. Bu da gelenekselleşti artık. Bizim bir geleneğimiz, göreneğimiz oldu adeta. Şişli değil mi? Hı-hı. Zuhal Topal ilişki durumuna geldik. Geldik mi? Hazırsan ilk sorunuzu çok soruyorum Zuhal Hanımcığım. Çok hazırım, buyurun. Mert Erden Hatice. Hı. Zuhal abla, geçen gün rüyamda at gördüm. Tövbe ya. Hemen kocamı uyandırdım. Meğer o da kelebek görüyormuş rüyasında. Sence bu iyi işaret mi? Ne diyorsun ablacığım? Ne bileyim ben, medyum muyum ya? Bence aynı rüyanın farklı parçalarını görmüşler. Yalnız kelebeği gören eksik bilgi vermiş. Gene zıpıtıyorsun sen ya sanki. Ya tamam tamam ya. Elanemin rüyası ya. İyi. Sanki ben gördüm rüyayı. Bekleme hep Ticeri. Karaman'dan Bedriye sormuş. Söyle Bedriye. Zuhal abla, geçen tatili evde geçirdik kocamla. Yapacak hiçbir şey bulamadık. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bari televizyona bakalım dedik. Sen gitmez mi yarım saat sonra elektrikler? Aa. Aklımıza yapacak hiçbir şey gelmedi. Sıkıntıdan patladık. Evlilikte, bak güzel soru. Sıkılmanın önüne nasıl geçebiliriz? Çocuk yapın, ona bakın Bedriye. Belki bu kadar sıkıntı da akıllarına gelmemiştir Zuhal'cığım. Ne bileyim, o birbirlerine bakılı kalmış bunlar. Acaba sevmeden mi evlendiler? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim ya, hani niye aldım lan ben bunu falan diye bakıyor olabilirler birbirlerine. Ah Mustafa, ah Mustafa. Ne de güzel eğleniyorsun kendi kendine. Hadi geç, diğer soruya geç. Büyükçekmece'den Gamze sormuş. Hı. Zuhal abla, ben eşimi telefon defterine kocişim diye kaydettim. Ne güzel. O beni Nuri abi diye kaydetmiş. Efendim? Ben biraz işkillendim açıkçası. Neden böyle bir şey yapıyor acaba? Valla kocam da beni Süleyman abi diye kaydetse ben de bir işkillenirdim yani, kapse. Hayır, karısını birilerinden Nuri abi diye saklıyor demek ki adam, bak. Valla her şey beklenir sizden. Ne alakası var bizle şimdi? Sen geçen bir kadını kaportacı Selim Usta diye kaydetmemiş miydin Mustafa? Vay, niye şimdi bunu söyledi? Ne var, yalan mı? Yalan. Ya bırak hadi kaportacı Selim abiyi, görmedik sanki. Yanlış hatırlıyorsun, egzozcu Selim diye kaydetmiştim ya. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Geldik mi gene köşemin sonuna? Vallahi geldik. Benim köşem bitiyor, sen dört köşe oluyorsun zevkten. Evet. Senin kotan postan da sana neler yapacağım, biraz dal. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar.
Efendim Zuhal Topal'ın günü dünyada Tırtovski haberlerinin de tırtında bir haberle devam ediyor. Ya Zuhal sen de zırt pırt haper okuyorsun ya. Haper. Oğlum sabah sabah o asitli gazlı içeceklerden 3 tane birden içtim. Mideni deleceğim vallahi benim başıma ha. Buyurun. Geçen gün parmağın delinmişti, o ne oldu? Kaçtı mı yaran? Yaran vallahi baksana. Ay yemin ya, ederim. Ya. Hala geçmiyor. Ambulans ya. Ambulans çağırayım mı? Efendim haberimiz şöyle. Piknik yapan uzak doğulu bir aile bölgede uçan bir şahinin yerde gördüğü yılanı kaptığı anı kameraya aldı. Ne? Nasıl yani? Yılan piton muymuş? Yok yok, düz yılan. Ama ben de piton sandım be. Dahası da var. Aile şaşkın şaşkın olan biteni izlerken şahin onları çok daha şaşırtan bir hareket yapıp hızla alçalmış ve pençesindeki yılanı ailenin üzerine bırakmış. Yılan piton muymuş? Allah Allah, değil piton ya, taktın pitona ha. Ay ne bileyim, belki farklı yılandır diye şey yaptın. Ay pitonlara gelesin. Aile büyük panik yaşarken vahşi hayvan yılanı bilerek mi bıraktı yoksa kaza mı düşündüğü akıllara takılmış. Yılan piton muymuş Zuhal Mustafa ya? Mustafa. Değil miymiş? Yılan oğlum, yılan yılan, değerlendirme insanı. Aman ben de piton sandım. Ben piton dedim, demedim, niye piton sanıyorsun sen? Ya işte ne yapayım, bir umut böyle insan piton sanıyor. Şimdi piton olsa var kötü mü olur? Ben sana bir piton alıp geleyim de bir gün stüdyoya gör günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Mustafa biraz daha hızlanalım diyorum. Hızlanalım Zuhal'cığım. Tırt haberleri akıtıyorum o zaman. Yolla geri, sen bana bırak. 100 yaşında altın madalya kazandı. Oo. Hindistan'da 100 metre yarışında ter döken Mankaur bu parkuru 1 dakika 21 saniyede tamamlamasına rağmen yarışın kazananı oldu. Oha, çok yavaş, Bolt bunu 9 saniyede koşuyor. Bu kadın 100 yaşında ama. E olsun, bizim Hüseyin bunu geçer he. Duayesini füstok katılmamış. Rüzgar gibi çocuk ya. Zaten teyzenin kazanmasının nedeni ise o yaş grubundaki tek atlet olmasıymış. Oo, öyle dedem de alır bir altın madalyayı. Tövbe yarabbim, dünyanın en yaşlı insanı yaşamaktan bıktı. 145 yaşında ve ölmek istiyor. E zaten kazık çakmış bu bildiğin dünyaya. Dünyanın en yaşlı insanı 145 yaşında. Oha, 145 ne ya? Kaplumbağaymış tabii. Tövbe. Anası kaplumbağaymış onun. Endonezyalı Midbah Gotto. Gerçekten 1870'te de oy, 10 çocuğu 4 karısı da maalesef teyze dedim değilmiş. Mabak Goto 10 çocuğu ve 4 karısı da maalesef hayatta değilmiş. Endonezyalı adam son eşinde 88'ini de kaybetmiş. 3 aydır günlük ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanan Mabak uzun bir yaşama sahip olabilmenin sırrını sabırlı olmak şeklinde tamamlıyormuş. Adam resmen ölmemiş. Unutmuş. Hadi de yine de Allah gecinden versin diyelim. Vay, daha ne gece, 500 yıl mı yaşayacak be? Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Düşen telefonu kurtarmak isterken tuvalete sıkıştı. İyi olmuş. Norveç'teki Katolarsen'in telefonu eski tip tank sistemli bir tuvaletin içine düştü. Genç adam telefonu çıkarmak için büyük bir klozete benzeyen bu tuvalete girdi ancak geri çıkamadı. Bir saat mahsur kalan genci itfaiyeciler kurtarmış. Zuhal, hani bu genç nereye gidiyor falan diyorduk ya. Yoluna mı gidiyormuş? Aynen, tuvaletin içine gidiyormuş meğer gençlik. Yeni Zelanda'nın güney adasında bir çiftlikten toplam değeri $750,000 olan 500 inek çalınmış. Kesin öküzün biri çalmıştır. Ülkede kış mevsiminin yaşanmasından dolayı ineklerin sağılmadığını, çiftlik sahibinde otlakta normalden daha az ineğin yayıldığını fark etmesi üzerine olayın ortaya çıktığını anlatan yetkililer, 500 ineğin çalınabilmesi için tek seferde 13 tırın kullanılması veya tek tırla 13 sefer yapılması gerektiğini dile getirdi. Ulan bak, yazık be, bari çalacaksan 2-3 tane çal. 500 tane ineği nereye sokacak acaba? Ne bileyim, ahır mahır ayarladı herhalde. Zuhal, 500 tane çalınmaz. Bunları kendi kaçmış olmasın mı be? Hayvan nasıl kaçacak ya? E tak etmiştir canına. Milleti ineğe bile akıllı, bak bak, hakkını arıyor. Ben şu kuntiyi bir formatlayayım, sonra yine burada olacağız. 9'a kadar hiçbir yere ayrılmayın. Süper FM'deyiz. Zuhal Topal'ın günlüğündeyiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü devam ediyor. Bir kıvılcım çıkar bakayım kuntik. El alem kıvılcım. Bu mu kıvılcım? Senden çatapat bile olmaz. Fatih. Sen bir arkana dön, bakma, sen kıvılcım çıkaracaksın. Ama çıkmadı. Biraz sağa sola sürt istersen. Çıkmıyor mu ya? Çıkmıyor. Bak, çok zeki olmanın dezavantajları tespit edilmiş. Aa, zordur zeki olmak. Sen nereden biliyorsun? Çaka. Kendimden.
Ya bir git zırtlana bak, bak ya. Bak ben çaktırmıyorum ama harbi zekiyim ben he. Bak zeki olmak IQ'm ne zaman... IQ'm yüksek. Çok yüksek. Bakın sıfır rakamı ne zaman yüksek olduğunu da bilemedim ama. Efendim zeki insanlar dinliyorsa kulak verin. Dinliyorum evet. Dezavantajlarınız şunlar, duygularını yerine düşünceye alıyormuş. Çok zeki olunca mutluluğu bir türlü hissedemiyorsunuz. Hep düşünceli oluyorsunuz. Vallahi ben he, aynı ben. İnsanların sizden beklentisi artıyor. Bu da üzerinizde baskı oluşturup mutlu olmanızı engelliyor. Al, bu da aynı ben. Bu da mı sen? Bu ne ya, gene yedik mi trolü ya? Bak kaç gündür yoktu. Çile geldi. Ya çok... Boyu kısa ya. Hap kadar bir şey görmüyoruz. Bu ne ya? Yeter artık he. Elbisesini sallaya sallıyor şapkasıyla. Ona ve Allah'a ben Şirin Baba'yı bir göstereceğim. Görecek o sonra. Bir karış boyuyla çıkardığın ses ama. Aa, ama Şirin'den her şeyi beklerim. Sen 100 tane Şirin'i bir kadın başına idare ediyorsun. Gelecek burada Süper FM'imi basmayacağım. Yanlış mı düşünüyorum Zuhay'cığım? Vallahi doğru dedi. Bu Şirin'e artık başka bir gözle bakıyor. Hiç aklıma bunlar gelmezdi daha evvel. Ben onu çok Şirin zannederdim. Meğer şekilmiş. Rengi de mavi. Mavi, mavi, masmavi. Benim Şirin'emmez. Ya bak ne okuyordum ben, unutturdun ya. Bizleri anlatıyordun zeki insanları. Zeki buyurun insanlar. Devam ediniz lütfen. Cahil cesareti olmuyormuş, daha çekingen oluyorlarmış. Bak bir Mustafa Kotan'ı anlatıyorum demedin ya. Aynı beni tarif ediyorsun sen. Neresi ya. Neresi sen be, hiçbir şey uymuyor sana. Nasıl hep suyu? Sen şimdi çekingen misin? Aa bak vallahi güzel kadın görünce mallaşırım. Tövbe estağfurullah, sayılmaz o. Niye sayılmasın ya? Ezan isterken de çekiniyorum, o sayılır mı? O da sayılmaz. Ne sayılır bari, onu söyle anlaşalım Mustafa, bir yerde. Mustafa sen zekisin ama ultra zekileşim. Kabul ederim, sen ultra zeki değilsin ya. Ama zekiyim. Ya, zekan var diyelim herkes kadar. Zuhay. Ne yapıyorsun ben sen? Bende bir zeka vardı. İndir o eli, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Fışkırtıyorum sana. Artık seni. Nöbetçiler. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal müthiş bir haber buldum. Nasıl bir şey? Zenginlerin bütün foyasını ortaya çıkaracağım. Bitireceğim hepsini. Ne kastın var senin zenginlere ya? Gıcık oluyorum ben ya. Vallahi böyle çok paraları falan var ya bunların. Al hadi oku haberi o zaman. Parası olan çevreye daha çok zarar veriyor. Zenginler dar gelirlerden daha çok daha fazla enerji ve doğal... Sen bir şey okuyacaksın da ciddiyetle. Ben de burada duyacağım. Aha. Ama bakma öyle. Ne yapayım, nereye bakayım? Küçücük içi kadar stüdyodayız. Vallahi söyleyeceğim yönetimi, şu stüdyoyu bir genişletsinler. Yıksınlar bu duvarları. Vallahi yan odayla birleştirsinler. Dört cephe bir şeydi de yetmiyor tabii. Yan odayla birleştirsek ne olur? Yan odayla. Ne var? Ne yapıp biz el alemin odasına giremeyiz. Olmaz, orada da bir sürü program var, bilmem ne var. Burada 50 tane radyo var. Koskoca karnaval ailesinden bahsediyoruz. Hayır, en azından sabah 7-9 arası biz varız yani. O ne bismillah, bir yerden müzik sesi geldi. Ben de senden çıktı zannettim seni. Neyse, zenginler daha çok etrafa zarar veriyormuş. İşin özeti bu. Yani? Yani zenginler dünyanın içine zıbıda. Ya lütfen terbiye ol. Sen artık yeter artık sen ya. Bu neymiş ya arkadaşım ya? Bu kadar da zıbıtılmaz ki ya. Neler söyledin deminden beri? Ben sana bu radyoyu bu şekilde kullanmana izin vermeyeceğim. Yani seni neden? Terbiyeye davet ediyorum. Ama bir şey demiyorum. Daha ne diyeceksin? Deminden beri ne? Şirine edemediğini bırakmadın. Zavallı masum küçücük bir kızcağıza. Diyemiyorum. Deme artık zaten. Daha ne diyeceksin dedin diyeceğini. Demişler. O Şirine'nin ne günahı var? Ne yapmış sana kız? Dolaşıyorlar etrafta. Sen mavi karı, bir de saçın sarı. Ben sen var ya, sana bir ayar çekmem gerekiyor. Bana bak. Bana bak Mustafa. Sen o Şirin'in ne kötülüğünü gördün ha. Bugüne kadar ne zararı dokunmuş. Bütün köyü idare ediyor zor. Hem Gargamel'le hem o kadar adamla uğraşıyor. Bana bak. Şöyle bakınca seni Gargamel'e benziyorsun lan sen. Ben mi? Evet. Acık daha burnun sivri olaymış. Ben tabii ki Gargamel'im, çünkü hepsinden farklıyım. Ay bundan sonra Mustafa'ya kuntik diyordum, zırtlan diyordum, çakal diyordum. Ama Gargamel'in artık, de burnu çok uzun be. Benim o kadar yok burnu. Senin de şey, dilin uzun. Olsun. Sana da Gargamel kedim diyeceğim. Kedim yok, benim köpeğim var, olmaz. Onun kedisi vardı değil mi? Hmm. Acem çok Şirin'e istedi be. Hiçbir Şirin'e... Ne? Dondurma mı oğlum bu canım? Şirin'e istedi. Git marketten al köşeden. Vallahi bir olsana seyredelim aç ya. Aç YouTube'dan seyret. Hadi kısa bir ara verelim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı.
Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Mustafa sen bahşiş verir misin? Ne bahşişi be, dalga geçer gibi. 3 kuruş maaş veriyorsun, bir de bahşiş diyorsunuz ha. Ha, yemeğe gittiğinde falan yani. Nerede? Tavuk dönercide bahşiş falan versen adam suratına bön bön bakar ha. Ne alaka, hizmet vermiyor mu o da işte? Canım 3 liralık alışverişin bahşişi mi olur Allah aşkına? Değil mi, lüks bir yere gittin lokantaya. Tek mi gittim? Tek gittin, ver artık şu bahşişi. Veremem. Tek başıma lüks lokantada ne işim var benim? Ünlü arkadaşlarımla giderim, hesabı da bahşişte onlar veriyor. Manitasyon durumları diyelim. Ya mesela cebimden 50 TL çıkarırım ben. Hani böyle koyuyor gibi yaparım. Cebe yerleştiririm. Ama garsona atılsa işler değişir. Oh, verdin yani sonunda bahşişi. Yo, vermedim. Hay Allah. Eğer garson hatun benim manitadan güzelse bir miktar bahşiş veririm. Tabii aramıza belekliklerime falan olursa. Bak şimdi herkes senin gibi cimri değil arkadaşım. Amerika'nın Texas eyaletinde bir kadın 1 liralık sipariş vermişsen rağmen garsona 1500 lira bahşiş ödemiş. O kadını derhal bana getirin. Sana şaplak atacağım o haylazı. Pisleşme. Müşterinin bahşişle birlikte pecerinin üzerine yazdığı notta, dün annem süpermarket kasasında para ödemekte zorlanırken ona yardım ettin ve ona çok güzel bir kadın olduğunu söyledin. Babamın ölümünden sonra onu hiç bu kadar gülerken görmemiştim yazıyormuş canımız. Vay, ama güzel hikaye. İşte bunun için iyi olmalıyız abi. Bak, bir güzel bir söz, bir minik iltifat ne kadar değerli olabiliyor değil mi? Ben hep iltifat ediyorum ama kimse bana bir şey vermiyor. Ne olacak? Nasıl ediyorsun iltifatı? Of. Yes. Ne yapayım dediğin? İltifat sayılmıyor mu? Ha? Sonuçta. Mikrofonu bir saplayacağım. Sen iyice ağırsızlaştın. Edepsiz. Yeter bu çocuk bipe basmaktan. Parmağı nasıl tuttu zavallı Fatih'in? Basa basa. Bu nedir bu arkadaş? Bipten geçiyor ya. Hayır, iltifat ediyorum ama. Böyle iltifat mı olur? Yalan mı söyleyeyim? İltifat mı olur? Kim kardeş ya var senin önünde? Ay yeter. Vallahi yeter. Bir ara verelim onu. Ay verelim lütfen. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Evet sevgili Mustafa Kotan. Bu ne, nasıl bir oturmak bu ya? Bir, o sırtım her, ağrıyor. Ama her iş yerinin bir adabı vardır. Görgüsü, kuralı vardır arkadaşım. Radyonu. Öyle. Radyonu. Ne var? Ben bir yönetmenim Zuhal. Olabilir, ben de bir oyuncuyum, sunucuyum. Ben öyle senin gibi yayarak oturmuyorum ama. Ama ben rahat oturmayı seviyorum. Niye, basurun mu var? Hayır. Konsantre evet, olamaz ki. Estağfurullah. Ne o öyle kalkmış havaya? Hayır senin ama... Senin bir yerin kalkmış. Ünlülerle falan takıl, helikopterler yatlar katlar. Canım çok dalmak istiyor. Nereye? Denizin dibine. Ay sen bir kere daldın, tadını aldın, bırakamıyorsun artık. Gerçekten mi? Vallahi. En çok nesini sevdin dipte? Ben olmanın mi? Evet. Geçen diplere alışkınsın ama. Şeyi sevdim ya, böyle bambaşka bir yer ya. Bir dünya değil mi? Islaksın. Denizin içinde ıslak olmak. Bir düşüneyim. Enteresan. Bir de bilmiyorsun ya nereden ne çıkacak. Sana oradan bir caz çıkaydı da. O senin o kuntik caz dilini götüreydi. Da, cam göz varmış Marmara'da. Var tabii cam köpek göz. Köpek balığı. Tabii o da köpek balığı. Bir uzun uzun çıkarıyorlar. Ay, Yunus da varmış. Ay, bereket hayvan sana. Yılan varmış, öğrendim. Ha, buldun mu gene deniz dilinde? Yemin ediyorum de. Bu sarı kilyoslu biçiler falan var ya. Evet. O bazı biçileri böyle şey tatlı su akıntıları varmış. Aha. Yılan geliyormuş yemin ediyorum. Ama küçük bu kadar. Ama deme şimdi, kimse gitmeyecek oralara. Ama zaten yaz bitti, neyine otursun evinde millet. Ne işi var deniz kenarında. Yılanı boyu İnsanlar bu kadarmış. İnsanlar da ayar veriyor ya. Böyle biraz duruyormuş tuzlu suda, sonra tekrar o akıntıdan vıcık yukarı gidiyormuş. Oradan nereye gidiyor? Evine, çocuklarının yuvası. Ben şey merak ediyorum. Acaba bu yılanlarda falan da bu aile hayatı var mı? Yılanlarda. Ha, hani böyle ama kuzen. Gir bir yuvalarına yenge. Bir bak bakalım, var mı kuzen yenge, ya elte, kayınço. Korktum, benim dilim tutulur. Ne merak ediyorsun? Ne yapar o zaman dakika başı piton soruyorsun madem korkuyorsun? Piton da. Başka. Ne demek çok piton? Asil. Asil mi? Aa, vallahi güzel hayvan. Piton. Evet, niye şaşırdın? Nereden geliyor asaleti? Derisi. Çok pahalı biliyor musun? Bir de gerisi var onun. Piton derisi. Kim de hep piton giyiyor zaten, yılan derisi Tüh, giyiyor. Allah kahretsin onu. Hayvanların bu şekilde katledilmesine karşıyız. Ona ben de karşıyım. Vallahi ciddi söylüyorum. Olmaz. Olmaz. Hayatta sevmem hiç öyle şeyleri.
Bir de 100 bin dolara falan satıyorlar yılan derisi çantaları ya. Hadi be. Oha. Bu ne ya? Şimdi bu lüks mü? Tutku mu? O heyecan şey mı? Ne bu? Bu ne manyaklık ya? Birbirine hava atıyorsunuz. Ay yazık günah. Vallahi yazık günah. O parayla 3-5 yetim doyurun. 3-5 mi? 3-5 bin. Ha evet. Yani doğru. Yardımda bulunun ya. Allah Allah. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Şeye inanıyor musun? Bir yerde okudum. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum da. Hayır inanmıyorum. Bu kadınlar şey alışveriş falan yapıyor ya. Evet. Asla kendileri için de birbirleri için yaptıklarına inanıyor musun? Yok o da çok ya. Şey hayır şey sadece. Demiyorum canım. Normal demiyorum. Mesela sen bu kadarlık çantayı alıyorsan hani bin bile. Evet aynen. Başkasına hava, onlar hava atmak için evet ama hani gündelik çorabın da efendime söyleyeyim eşofmanın da kotun da gömleğin de onlara ihtiyaç. Ama yani öyle o çantalara o marka ayakkabılar biraz da birbirine hava atmak için. Bence. Bir de ne oluyor giyiyorsun sezonu geçiyor hemen. Çula çaputa o kadar para verilir mi hanımlar yapmayın ya vallahi billahi. Ben eskiden veriyordum mesela çok para artık vermiyorum. Senin o kuntik ayaklarına bak. Gene giymiş o güzel çarıklarını pek yakışmış ucu sivri havaya doğru. Çarık mı bu? Çarık espadril. Ama pardon. Tenim güzel değil mi? Bronz. Şimdi ne diyeyim ben tenin güzel dese. Hayır güzel yanmamış mıyım hala evet, yanık. Evet Fedon'dan ya. Hallicesin. O günü geçen gün biri yazmış evet beyaz pantolonu Fedon'a benzemiş diye görmüşler resmi Instagram'a koyduğumuz. Ha bu arada Instagram demişken sevgili Süper FM ve Zuhal Topal günlüğü dinleyicileri. Efendim. Lütfen sen dinleyici misin? Aa ben sonra programda tekrar Karnaval.com'dan dinliyorum. Ben de dinliyorum podcastlerimizi dinleyin. Efendim adreslerimizi veriyorum her türlü sorunuz, görüşünüz, eleştiriniz, önerileriniz için. Twitter adresimiz Zuhal'in günlüğü, Instagram Zuhal Topal. Benim de Instagram, Snapchat'im her yerden Mustafa Kota. Maşallah. Efendim gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi başladık da ikinci haftamızın sonuna da geldik bile. Bu haftalık da Zuhal Topal'ın günlüğünden bu kadar. Ben Zuhal Topal. Ben Mustafa Kota. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.